Karanlık bir yüz, insanlık dışı yaşam. En aşağılık örgütlerden biri. Teslim olmadan başka çare yok. Türk askeri Amandriyen'e teslim olana asla asla zarar vermez. Mağarada özgürlük, mağarada çocukluk, bir yalandan daha ağır gerçekler. 16 yaşındayım. Tanımadığım bir kişi aileme Türk askeri zarar verdiğini söyledi. Benle konuştu, beni onun için ikna ediyor oldu beni. Duyduğumda hani öyle bir şey olmadığı zaman ikinci ay kaçmak istemiştim. Şerbe Salih, Bismillah, Ezhat'ın derim, Ezber'in Şervan-ı Nur, Ezhat'ın derim, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin terörü kaynağında yok etme anlayışı doğrultusunda gerçekleştirdiği, öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlarıyla bitme noktasına gelen, eleman bulmakta zorlanan, çocuk, kadın, yaşlı demeden masum sivilleri katleden eli kanlı terör örgütü PKK-YPG, içine düştüğü bu durumdan kurtulmak ve kamuoyunu yanıltmak için yalan, tehdit, şantaj, işkence gibi türlü ahlak dışı yollarla gencecik insanların kanına girmeyi sürdürmektedir. Bastım. Bazen ama bazen işkenceyi vardıkken ve ambuk için zırmayı vardıkken. Ve hayal amre mehebe hasse edindim. Malbata hana edindim. Mecburen idare et. Kari hepsi, kari şikayeti. Mesela herkesi bir şey kardıkken iyice bir uğradı ve ahli davacı. Yani orada her gün her zaman zorluk var zaten. Yani iptah böyle büyük bir şey söyledi. Yemekte bazen siyahlar geldiği için bir ay yemek yiyecek falan yoktu. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nde yayımladığı raporlarda da görüldüğü üzere PKK-YPG'li teröristler Suriye'de çocukları kaçırmakta, zorla alıkoymakta ve hatta lider kadro tarafından istismar edilmektedir. Suriye'deki çocuklar hep öyle kandırıp getiriyorlar. Belki mücadele ediyorlar hani diyor. İşte Suriye ve Irak'ta hep parçalar iştirkeci kemdi. Birleşmiş Milletler hazırladığı Ocak-Aralık 2022 dönemine ilişkin yıllık silahlı çatışmalarda çocuklar raporunda da terör örgütü PKK ile Suriye uzantısı SDG ve YPG'nin 2022'de 1200'den fazla çocuğu kaçırdığı, zorla alıkoyduğu ve kullandığı belirtildi. Raporda PKK'nın Suriye kolu SDG'nin 637 çocuğu, PKK, YPG ve SDG'ye bağlı yapılanmaların ise 633 çocuğu silahlı kadrosuna aldığı kaydedildi. Birleşmiş Milletler'in 5 Haziran 2023'te yayınladığı raporda ise PKK, YPG ve SDG'nin Irak ve Suriye'de bazılarının yaşları 11'e kadar düşen toplam 1728 çocuğu alıkoyduğu ve kullandığı, yine 3 Haziran 2024 tarihli kararında aynı terörist gruplar ve uzantıları tarafından toplam 463 çocuğun silahlı kadroya dahil edildiği belirtildi. 2024 tarihli raporda ayrıca PKK, YPG ve SDG tarafından çocukların kullanılmasından duyulan endişe de vurgulanmıştır. Suriye'ye gidip gelişleri çok oluyor. Cephaneyi hep Suriye'den getiriyorlar. Oradan da çok şey getiriyorlar daha. Sen parti dahili ama işte götten de yok kayıt kırın şu anda. Sen parti dahili, sen de götten tek dahili. Bir bu savcı, 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 bu savcı. Birleşmiş Milletler raporlarına da defalarca yansıdığı gibi PKK-YPG terör örgütünün Irak ve Suriye'de çocukları kaçırma, zorla silah altına alma ve kullanma gibi uygulamaları örgütün karanlık, cani ve insanlık dışı tutumunu tüm dünyanın gözü önüne sermektedir. Yani örgütün onların kandırdığını, onları zor orada bırakmak istediği için Türk askerinin onları öldüreceğini, şey söylediğini, onları kandırıyorlar. Yani ben geldim, ben burada eve gideyim. Bahsettiler gibi bir şey aynı değil. Yani devlet başı, üstteki sonuna asker, kervici başı, üstteki merun hakim. Yani farına tedbinde, ava tedbinde, üstteki malbata ten hakim. Üstteki gözler malbata tedbinin deru hakim. Üstteki asker başı. Diyarbakır'da PKK-YPG tarafından aldatılan ve kaçırılan çocuklarına kavuşmak için 2019 yılından beri mücadele eden, evlat nöbeti tutan anneler
tehlike altındaki tüm çocuklar için mücadele etmektedir. Ancak bu haklı ve vicdanlı sesin terör örgütü, uzantıları ve destekçileriyle güya bazı insan hakları savunucuları tarafından kulak ardı edildiği gerçeği en fazla çocuklara ve masumlara zarar vermektedir. Yani hepsinin çocuklarını çekine düşmelerini ve çocuklarını almalarını istiyorum. Hepsini geri dönmek istiyor. Hiç haber gitmiyor çocuklarına. Yani çocukları hepsi dönmek istiyor yani. Devlet'e beraber önce Devlet'e Türkiye. Devlet'e Türkiye başlayan tek günler ona ki. Karazmin'e tek uygun. Şunlar orada bizi fazla Devlet'e Türkiye başlıyor. Çünkü Devlet'e Türkiye başlıyor. Fazla bizi yaşar ki. Bekliyoruz seni. Eller havada mağarada çıktığın takdirde hiçbir zarar verilmeyecek.